17 yıldır yaşadığına dair hiçbir iz bulunmayan Hatice Musaoğlu'nun kaybındaki şüpheler yayınımızda gündeme gelirken, 50 yaşındaki kadının yaşadığı evle ilgili de konuşuldu. Duyduğuma göre evi paylaşamamış. Yani bir tek odanın kavgasını yapmışlar birkaç sefer. Abim de demiş sen orada otur yat, oturduğumuz odayı almamış annem. Ben yukarıki odada kalacağım, benim hayvanlarım var diye siz aşağıya geçin dedim. Ondan dolayı bir kavgamız oldu. Kim geçmek istedi yukarıya? Annem geçmek istedi. Yayınımızın ardından ekibimiz Hatice Musaoğlu'nun o dönem beraber yaşadığı iddiaların odağındaki oğlu Aydın Musaoğlu'yla kaldıkları evdeydi. Anneniz o dönem nerede kalıyordu? Evin üst tarafında kalan odada durdu. Hangisi? Cam? Şu camlı olan. O camlı bölmede kalıyordu. Camlı bölmede kalıyordu evet. Ahırınız nerede ve siz oraya neden geçmek istediniz? Bir önce onu sorayım. Ahırım burası, hayvanlar ahırda kalıyor. Açık arazi. Açıkta da burada kalıyorlar. Burada 5-6 tane hayvanım kalıyordu. Gece burayı koyuyoruz, gündüz burayı koyuyoruz. Buraya geçmek istemenizdeki neden neydi peki o dönem? Buradan araç geliyor, onu görmek. Yabani hayvanlar geliyor, hayvanlarıma zarar vermemek için. Bunun için buraya geçmek istedim ben. Yabani bir hayvan tarafından hayvanlarını saldırıyor, bir hayvanınızı kaybettiniz mi? Hayır, ben kaybetmedim. Komşularımı kaybettim ama. Peki bir oraya da bir bakalım, tamam, içeriden tamam. Bir bakalım. Orası daha mı büyük? Annemin kaldığı oda daha büyük. İki tarafta aynı odada mı? İki camda. Bura mutfak, bura oda. Annenizin kaldığı o dönemki oda burası. Evet. Hatice Musaoğlu'yla oda değişikliği yüzünden kavga eden Aydın Musaoğlu evin içini de gezdirdi. Siz o dönem nerede kalıyordunuz? Önce onu bir görelim. Ağlı'da kalıyordum ben. Burası sizin eşinizle buraya yerleşmiştiniz. Evet. Tamam. Burayı göstermemiz gerekirse burası aşağıda köy yoluna bakan bir yer. Burası da araziye bakan bir alan. Buralardan ahırı görünmüyor. Çıkan kavgadan sonra Hatice Musaoğlu'nun yerleştiği odayı da gösterdi Aydın Musaoğlu. Burası da annenizin evet. Odası. Burası daha büyük. Herhalde şu anda oturma odanız da mı burası? Burası daha önce şuradan burada dolap vardı. Ben yıktım burayı. Annenizin peki olduğu dönemde de bu soba var mıydı? Bu soba benim ağaldan gelen sobam. Yani vardı? Vardı. Kardeşiniz Cemile'nin bahsettiği o karyovanın içerisinde gördük soba. Bu soba. Bu soba oradaydı. Peki siz nasıl ısınıyordunuz? Burası sobalı odaysa orada nasıl ısınıyordunuz? Orada da oda soba vardı benim. Şimdi yok. Kaldırdınız. Kaldırdık. Biz burada oturuyorduk toplu. Evet. Hep yemeğimizi burada yerdik. Isınmamızı burada ısınırdık. Ama yine de anneniz burada kalırdı. Gene de burada kalırdı. Annem burada yatardı. Biz yatmaya öbür odaya giderdik. Tamam. Bu camdan dışarı baktığımızda nereyi görüyor? Bu dışarıdan gözlediğimiz yer gibi. Aynen burayı gözlüyor. Burası da geçen yolu gösteriyor. Siz buraya yerleşmek istediniz. Anneniz istemedi. Ne yaşandı burada? Bağırdı, çağırdı. Ben de bir şey yapmadım. Son kaldı eşyalarını aldı. Öbür odaya geçti anne. Kendi isteğiyle mi geçti? Kendi isteğiyle geçti. Bahsedilen kanrevan dediği oda bu oda mı yani? Hayır. Diğer oda. Kanrevan dediği yer burası. Orası mı? Ha. Burada soba vardı. Annemin yatağı da buradaydı. Kaybolduğunda da buradaydı. İddiasına göre canı nasıl isterse öyle yaşadığını öne sürdüğü annesinin gizli olduğunu söylediği ikinci telefonunu bu odada bulmuşlardı. Peki o telefonu bulduğu döşeyi kaldırdı Cemile. Telefonu buldu dediği döşek hangisi? Hangi döşek? Bu muydu? Bunun üzerinde döşek vardı. Yatağını kaldırıyor, telefonu altından buluyor. Peki bu döşemeler o zaman var mıydı? Vardı. Bunu şambayı değiştirdim ben. Şambayı değiştirdiniz. Sobayı kaldırınca mı değiştirdiniz? Sobayı kaldırınca değiştirdim. Bunu şambayı geçen yıl döşedim. Peki sobayı ne zaman kaldırdınız? 10 yıl sonra falan o sobayı ben aldım şimdi. Uzunca bir süre 10 yıl kadar kaldı. Evet. Burası tek katlı diyorsunuz. Tek katlı evimiz burası. Burada peki devamlı kullandığı eşyalarını o gün yanındayken nerede tutuyordu poşet içerisinde vesaire? Götürdü. Bir daha götürdü. Götürdü. Varizi vardı. Kim görmüş? Eşim görmüş. Aslında şurada oda var. Burada da eşyaları vardı annemin. Bakalım mı? Yani orada mı tutardı? Eşyalarını burada tutardı. Çantası hep hazır mı dururdu? Hazır dururdu. Eşyaları ortalıkta dururdu. Hı hı. Çantasını alıp gitmiş. Çantasını alıp gitmiş. O dönem 4 yaşlarında olan kızının babam babaannemi çuvala koyup yukarı bıraktı dediği iddia ediliyordu. Peki Aydın Musaoğlu bunun için ne diyecekti? O dönem kızınız Yasemin'in biliyorsunuz işte babam çuvala koydu kaldırdı gibi bir iddiası olmuş. O bahsedilen yer neresi peki? Burası tek katlı diyorsunuz. Ben o konuyla hiçbir şey bilmiyorum. Bahsettikleri yer yukarıya mı diyorlar? Yukarısı tamam. Neresi yani? Bu hayvan ölüsü mü çıkartmışım atmışım ben? O dönem yaşıyor muydunuz üst katta? Hayır, yoksa üst kat yok benim burası çatı kat burası. Kullanılmayan hiç bir şeye yaramayan bir yer. Buralar arandı mı? Hayır arandı. Arandı. Komple arandı. O
dönem bu çevrede 3 hane yaşıyormuş. Toplamda 6-7 kişiydik diyor annesinin kaybolduğu dönem için. Şu anda da 2 kişi gitmiş, 4 kişi kaldıklarını iddia ediyor Aydın Bey. Annemi dövüyormuşum, kafasına vurmuşum, evden atmışım. Burada bu evde, bu hanede yaşayan dayısı vardı, öz dayısı. Öz dayısına niye gitmemiş annem de şikayetçi olmamış. Bugün o dönem burada mıydı? Buradaydı. Söylenenleri yalanlayan Aydın Musaoğlu, kızının akrabalarında kalmadığı iddiasındaydı. Sizin kızınızın da bir köye gitmesinden bahsetti. Uzak köy dediği 3,5 yaşındaki kızım ta karşıki köy. Ama geleceğiz, bu önemli, burada unutmayalım. Yalnız şöyle bir şey, çocuk babaannesi kaybolurken iddialara göre anneannesine diyor ki evet. Babaannem diyor telefonla konuşurken, ki Hacer'in kocasıyla konuşurken oluyor. Babam diyor geliyor arkasına o demir çubukla. Sobanın demir çubuğuyla vurdu. Daha doğrusu alnına vurdu. Kanlar içinde kaldı. Onu aldı, çuvalın içine koydu ve yukarıya götürdü. Ha. Şimdi yukarı aşağıya aile normal anlamıyla kullanmıyor. Kelimenin tam anlamıyla kullanmıyor. Siz odalara da yukarıda aşağıda falan diyordunuz. Aslında bu ev tek katlı be. Yani bu çocuk sizin dilinizde konuştuğu için yukarı derken yukarı katı söylemiyor bence. Siz yukarı nereye diyorsanız o odayı söylüyor. Çuvalın içine koydu, babam oraya götürdü diyor. Zaten bunu duyunca teyze de Hatice Hanım'ın arkasından Aydın Bey'den şikayetçi oluyor. Aydın annesini öldürdü mü diye. İşte o çocuk nerede, o kız nerede, o kız şimdi evli barklı. Siz de diyorsunuz ki o sıralarda hiç konuşmazdı ki başka akrabalarıyla, nereden bu lafı anlattı. O yüzden size orada cevap hakkı vermek istiyorum. Orada bir keselim, reklamlara girelim. Bu kız da artık kocaman nerede, o da ne biliyorsa anlatabilecek durumda yani. Bir ara verelim. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum, gözün aydın.